Böyle bir dostum vefat etti. Canım, amin. Nurcu bir amcamız size göre. Şey ya, ailesi bana haber vermedi. Biraz ona canım sıkıldı yani. Demek ki karaman bir insandı. Hani ölünün arkasında güzel konuşuluyor diye konuşmuyor. Sen de mi Almanya'dan geldin ya? He? Üç gibi, bir, iki, üç mü? Ha, Duisburg'da değil mi? Görüştük değil mi seninle? Onu gördüm, bunu da gördüm. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben aslında gelirken arabada böyle düşünüyordum. Öldükten sonra dirilmemi yapayım, Allah'ın ispatını mı yapayım? Aniden böyle inana, hayır hayır, vesvese yap. Onun için sordum size, vesvese mi yapayım? Hiç demedim. Demek ki aramızda ciddi bir ihtiyaç var. Bismillahirrahmanirrahim. İnne keyde şeytane zayıfa. 7. şey 4. surenin 76. ayeti. Şüphe yok ki şeytanın hilesi zayıftır. İnne keyde şeytanı zayıfa. İnne keyde şeytanı kâne zayıfa. Ama kadın için keyde nazim diyor. Yani şeytan bir vehim vesvesesi var. İşte açık saçık bir kadın hem göze, hem buruna, hem dokunmaya, hem fikre zarar veriyor. Burada niçin söyledim? Kur'an bunu söylerken onu da söylüyor orada. Şimdi, ey suyu vesveseden meyus nefsim, yani kötü vesveseden rahatsız nefis, yani... Arkadaşlar, temelde bu kurslar şunu alsanız yeter. Mubala demiyorum, onun üzerine kuracağım. Şu beden donmuş et değil. Kardeşler, burası odun gibi bir odun düşünün. Odunda hani duman var demiştim ya, nur var, ışık var. Gerçi kendisinin böyle kilosu var, katıdır, içi karanlıktır ama... Onu meydana getiren hiçbirisi gözüken tipten değil. Mesela odun kilosu var. Onu meydana getirenin kilosu yok. Bak. Örnek için söyledim. Veya buz misali veriyorduk. Buz sudur. H2O'dur. Enerjidir, esirdir, madde hayattır, aynaka. Yani hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Şimdi buraya geldiniz, öğrenseniz şunu desem yeter. Şu beden gözüktüğü gibi değil. Bu beden tam 18 bin alem donmuş. 18 bin alem. Fakat bu 18 bin alem donmuş, hayat olmuş. Ruh olmuş. Fakat alemde olmayan insanda var olan da var. 18 bin alemde 18 bin alem tamam, tamamı var. Bir de alem yok ama bizde var. Mesela onlardan bir tanesini hatırınıza giren var mı? Ne olabilir? Yani 18 bin alemin dışında bizde ne vardır? Çok güzel. Kim dedi? Allah Allah. Ene işte. Yani Allah kainata neyle var? Sıfatlarıyla var. Hangi sıfat? İlmi, iradesi, kudretiyle var. Ben bir şeye, bu temel üzerine kuracağım vesveseyi arkadaşlar. Bak bu temel, burayı kaçırmayın, sonra uyursunuz derste. Şaka diyorum. Şimdi Allah kainata ilmi, iradesi, kudretiyle var. Zatıyla sırf insanda var. Onu seven insanda. Zatı Allah kainata sığmadı. Beni seven müminin kalbine sığdı.
Allah kainata sığmadı, beni seven müminin kalbine sığdım diyor. Sizde sığmış. Ama kainat, mahluk, insanın bu enesi mahluk değil. Tamam. Şimdi, şeytan var mı alemde? Var. Bizde yok, yok. Yani ağaçta olan her şey, ağaçta olan her şey, çekirdek yok mu? Var. Bizde de öyle. Her şey. Sen biraz oraya alalım olur mu? Tam şeyin yanındası kameranın. Ha, o şeyin yanına alalım. Sörtok sürüyorsun benim gibi. Şimdi şeytan var mı? Var. Peki içimizde olmayacak mı? Peki ne yapacak bu adam? Ooo ders çalışın. Sabredin. Mesela siz... Bu dünyada dağılıyorsunuz, bak geldiniz böyle sabrediyorsunuz, belki canınız sıkılıyor tabii ama kardeş, bak bugün gitti ya bir tanesi. Bunun bedelini belki 3-4 sene veya birkaç ay kalacaksın ama he vallahi hem dünyada hem sonsuz alemde bedeli tarif edilmeyecek. Teşvik için söylemiyorum, doğrusu bu. Ha, şimdi şeytanın vesvesesi gelebilir. Rahatsız olmanın sebebi şu, burada olan vesvesenin ben oyum zannetmektir. Yani şu ceset, şu daru, bitiştirmek, şu bitiştirmek. Şeytan ruhu cesede birleştiriyor. O zaman cesetteki ölüm, cesetteki kanser, hastalık, yakışıklı, güzel, parası var, villası var. Fakirdir. İman, böyle bir şey yok. Yani şeytan bunu buraya birleştirdin mi? Bedensel bütün özellikler ruhsal zannediyorsun. Dinler gelmiş, şu ruhu, şunu cesetten ayırıyor. Yani şu bitişikken iman geliyor, bir mayalıyor sütü, yoğurt yapıyor ya. Mayalayınca bu bundan ayrılıyor. İman, ruhu cesetten ayırıyor. Eğer siz cesedi ne kadar bu ayırırsak, bedensel özellikler, sıkıntılar, hastalıklar buraya sıçramaz. Buradan buraya sıçramaz. Yani vesveseyi tanırsan sana zarar veremez. Ama desen ki Allah Allah ya ben böyle düşünüyorum, ben böyle hissediyorum, ben korkuyorum. O sen değilsin. O sen değilsin. İçine geçenler var ya, senin olmadığına delil nedir? Sen ondan rahatsız oluyorsun. Senin olsa, Burak dinliyor musun kardeş? Senin olsa rahatsız olmazsın, şöyle diyeyim. Sen kendi paran olsa, o adamı hissindirir, keyifli verir. Emanet para olsa, seni memnun eder mi? Ona kaybolursa ne olacak? Bir şey olur falan. Değil mi? Sıkıntı yapar değil mi? Emanet para insanı rahatsız eder. Şey de bizi rahatsız ediyorsa fikirlerden, duygulardan bil ki emanettir o. Senin değil. Emanet para seni rahatsız ettiği gibi, emanet eşya seni rahatsız ettiği gibi, emanet duygular, emanet fikirler, emanet arzular insanı rahatsız ediyor. O işte emanettir. Seni rahatsız ediyorsa emanettir. Mesela bugün namaz kıldınız değil mi şimdi? Şu anda pişman olan var mı lan? Nereden kıldığım ya? Şu yatsıyı keşke kılmasaydım ya. Rahatsız oluyorum. Diye var mı? Yok. Tam tersine. Mesela bir tane şarapçı düşün. Ulan bugün bir kilo içtim. Keşke bir teneke içseydim. Pişmanım. Der mi? Demiyor. Hepsi pişman. Ulan bugün bir paket sigara içtim. Gayret edeceğim iki paket içeceğim. Yok. Ama şu var. Ulan bugün sabah kalkamadım. 4 vakit namaz kıldım. Ulan keşke 5 yapsaydım. 5 vakite de 5 de katsaydım diye pişmanlıklar var. Değil mi? Ama ulan bir teneke içemedim diye pişman yok. Bu bize
gösteriyor ki bizim ruhumuza yakın olanlar bizi memnun ediyor. Bizden uzak olanlar bizi memnun etmiyor. Şimdi diyor ki ey sui vesveseden meyus nefsim, tedai hayalat, yani hayaline gelenler veya taaturu faraziyat, farazi şeyler, düşünceler, bir nevi irtisamı gayri ihtiyaridir. Yani senin elinde değil. Ya bana niye geliyor ya? Ben kurstayım. Hatta Kur'an okuyorum ya. Hatta namazdayım ya. Namazda bu tür şeyler gelir mi ya? Lanet olası ya. Dersimiz geliyor ya bazen. O neyi gösteriyor biliyor musun? Hayırlı olduğunu gösteriyor. Hı-hı. İçki içerken vesvese gelir mi? Ulan içme patlayacaksın lan. Ulan içkili içkiliyken ya ölürsen. Değil. İç ulan iç. Dünyaya yaşamak için geldin. Vur çat pat oynasın. Baş ver. Daha var ya 40'a kadar. 40 olur. Ya peygamber yaşı 63, ondan önce mi gideceğiz biz yani? 63'e gelince tövbe ederiz. Ya böyle diyor. Demek ki hayalimize gelen ve düşüncelerimize gelen şeyler bizim gayri ihtiyaridir. Gayri ihtiyari. Niçin? Çünkü insan 18 bin alem ziyaret etmeyecek mi seni? 18 bin alem seni ziyaret edecek. Mesela böbrek çalışmıyor mu? Haberin yok. Dalak çalışıyor mu? Çalışıyor. Mide çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama senin düşüncenle mi çalışıyor? Yok. Şeytan da böyle çalışıyor. Şeytan da böyle çalışıyor. Peki şeytan ne yapar? Şeytan nerededir? Kafada mı kalpte mi? Kalpte. Ne yapar? Tam neyi yapar? Varı yok mu, yoku var mı der. Vesvese varı yok mu der, yoku var mı der. İkisini de yapar. Başka? Varı yok eder. Başka? Yoku var eder. Yoku var eder. Peki varı yok eder dedim. Peki yoku var eden kim? Allah. Allah da sistemden bahsediyoruz. Bak. Bana bakın. Bir kafa var. Bir kalp var. Bunu ayırt edersen teşhisi bitirdin zaten. İşini bitirdin olayı. Vesvese burada. Git buradan boş ver ya. Ne yapacaksın ya lan? Başka zaman geliyorsun. Daha çok gençsin. Bu yaşta buraya kapandın. Değil mi bu adam? Burada kalpte lüme-i şeytani var. Elime bakın. Varı yok eder. Varı yok eder. Varı yok eder. Şeytanın vesvesesi imanlıya imansızsın. Namazlıya namazsızsın der. Kesinlikle imanı olmayana, böyle çalışmıyor ha. İmanı olmayana imanın yok ha. Durumun hiç iyi değil. Abdestin yok. Ölürsen hep temurt gideceksin. Demez. Ses yapmaz. Kafiri gidip dese ki, ulan imansızlık ne kadar kötü bir bilsen. Ulan eşek, imansız gittin mi durumun hep de iyi değil. Der mi? Demez. Ne iman eder diye. İman eder diye demez. Tamam. Peki, sonra vehme geleceğim. Demek ki şeytan varı yok eder. Git buradan, demek ki buradasın. Sokakta olana git dershane demez. Dershaneden yani su geri yakmaz kardeş. Su yukarıdan aşağıya yakar. Şeytan aşağıdan yukarı su akıttırmaz. Aptal değil. Vardan akıttırır. Tamam mı? Bak buraya baktık. Varı yok eder. Ayırt edeceğiz şimdi. Burada ne var? Vesvesenin karşıtı ne? Buraya kafadaki ne diyoruz? Tamam da böyle bir şey diyorduk ya. Ruh. Hani vesvesenin
Başka form. Vesvese ne yapıyordu bak? Vehim mi? Vehim. Bak. Vesvese bak. Bir daha yapıyorum. Varı yok eder. Varı yok eder. Vehim ise yoku var eder. Yoku var eder. Yoku var eder. Ne yapar? Şimdi iyisin, hastasın. Ona yalnız kalma. Ölü kalp kriz geçirirsin. Bu sana böyle baktı. Senin aklını iyi düşünmüyor. Yoku var eder. Vehim bu. Vehmi yoku var eder. Düşüncedir. His değildir. Fikir. Bu fikirdir. Yoku var eder. Fikir. Ya bunu. Verazının payını. Hak etti o. Garip garip düşünceler vehimidir. Fikridir. Bu nefse emmareden geliyor. Peki bunu aktif eden nelerdir? Bunu aktif eden seyrettiğimiz olumsuz filmler, dinlediğimiz müzikler, kafamıza giren her bir soru ve şüpheler, kafamıza yara açınca yoku var eder, kalbimize yara açınca işlediğimiz her bir günah varı da yok eder. Şimdi ayet ediyoruz beraber. Kalpte bulunan lüme-i şeytaniye varı yok eder. Varı yok eder. Neyi var eder? Şeyi yok eder. Varı bir tane söyleyin, biraz önce söylemiştim. Hangi varı? Bir şey yok ediyordu. İki tane şey söyledi. Tamam dersendeki adam dışarı çık. Amen. Yine namaz kılıyorsun. Yeterli namaz kılmıyorsun. Yok sen namaz kılsan da ne olur? Hiçbir şey olmaz. Başka? İman. Ha? İmanın var. Var. İmansızsın canım. Başına uğraşma. Yesinler imansızlığı. Namazı abdestin var. Yok diyor. Demek ki şöyle kalktığınız an lan abdestin olmuştun. Veya şimdi ben size söyleyeyim. Vehim midir şey midir? Vesvese midir? Ay çeksiniz. Hoca bana yok yok. Hoca öyle baktığına göre bir baktı oradan geçti. Galiba Mehmet bana bir şey söyledi. Tabi canım. Hoca yoksa öyle suratsız geçmezdi. Peki bu vesvese midir, vehim midir? Vehim. Niçin anladınız? Hemen nasıl anladın? Niye? Yoku var edir. La her an hoca ve arkadaşın nasılsınız, iyi misiniz? Olur. Bazen de bir kafasına başka bir telefon gelmiş, bir şey gelmiş. Sen zaten varlığında haberi yok, orada duruyorsun. Geçti gitti. Vay! Bana nasıl bakmadı ya? Ben sana devamlı radar gibiyim bakacak. Peki, dese ki, ayağını yıkamadın, namazdasın. Tamam. Vesvese midir, bey midir? Vesvese. Vesvese, çok güzel. Vesvese amelde gelir. Ve histir. Tamam. Zekatı verme. Biter ya. Allah versin. O da kazansaydı. Vehim midir, vesvese midir? Vesvese. Zekatı verme. Vesvese. Ha? Amel. Vesvese. Güzel. Vesvese. Peki. Başka bir soru soruyorum. Şimdi şey yapın. Acaba ben imansız mıyım? Vesvese mi vehim mi? Vesvese. Çünkü bak varı yok üzerine kurulmuş. Acaba imansız mıyım diyebilmesi için imanlı olması lazım. Kafir, Alman kafiri şöyle diyebilir mi? İman etmemiş, Hollandalı vesaire, Amerika. Dese ki, benim imanım yok. Acaba imansızlık nasıl bir şey ya, kötü olur mu falan. Yani diyemez. Çünkü kafir olduğu için. Benim acaba imanım gitti mi diyen kim olabilir? İmanlı olan. Senin adın neydi yani arkadaki? Mehmet. Mehmet, buradayız değil mi? Tamam.
Şimdi peki ya benim arkadaşlarım mahalledeki arkadaşlarım teyzemin çocuğu, amcamın çocuğu okuyorlar. Ha şimdi La Karanuku yılbaşı geçirecekler. Allah şimdi televizyonun karşısında. Ya sonradan tövbe ederdik canım. Ya orada olsaydım ya yılbaşında. Bu vesvese midir, bey midir? Orada olsaydım iyi olurdu. Vesvese ne yapardı? Varı yok ederdi. Bir ucu vesvese, öteki ucu beyin. Niye biliyor musunuz? Ya buradasın, buradan çıkman lazım ki eve gidesin. Tamam. Yani keşke eve gitsem ya yılbaşında. Çağla oynasın, pat ve pat çatlasın. Demek ki buradan gitmen lazım. Bu nedir? Vesvese. Ha, demek ki devam ediyorum. Yani bu vesveseyle vehimi anladık. Peki, vesvese mi yapıyorum, vehim mi yapıyorum, doktorluk mu? Eğer düşündüğüm zaman hastalık ortaya çıkıyorsa, unuttuğum zaman hastalık olmuyorsa, bu vehimdir. Ve vesvesedir, doktorluk değildir. Mesela, elin kesildi. Düşünsen de düşünmesen de ağrır değil mi? Bu doktorluktur işte. Ha, öyle bir hastalık var ki iç organ, düşünsen de düşünmesen de, hatırlarsan da unutsan da hastalık devam ediyor. Bu doktorluktur. Ama öyle bir şey ki, yapıyorum bak, başım çok ağrıyor. Başım çok ağrıyor. Hanefi abi diyorsunuz. Buyur kardeşim. Ya başım çok ağrıyor. Aspirin var mı? Dur ben sana bulurum. Yok da getiririm. Peki abi. Bu arada senin adın neydi? Muhammed. Birisi Muhammed dedi. Muhammed dedi. Sait abi çağırdı. Buyur abi. Veya buyur Mehmet. Ya bu nasıl oldu falan, hop aldı ya şey yapsana ya takım. 4'e 300 ya. Sen de gir de 4'e 4 olsun. Maç oynarken, iş yaparken, sonra yarım saat sonra Hanefi abin geldi. Bana bak Muhammed, başın ağrıyorum. Yok abi geçti. Bu neymiş demek ki? Vesvese bebeğiymiş. Yani vesveseymiş. Varı, şey vehimdir. Yoku var etti. Eğer başın hakikaten organik olsa top oynarken de ağrır. Demek ki düşündüğümüz zaman var oluyorsa, düşünmediğimiz zaman yok oluyorsa o da bir ölçüdür. Düşününce var oluyorsa vehimdir. Düşünmeyince o ağrılar, o sızılar yok oluyorsa, yani hiç düşünmüyoruz, yok oluyor, vehim. Ama düşünsen de düşünmesen de ağrı devam ediyor. Doktorluk. Tamam mı abis? Peki, vesvese nasıl giderilir? Düşünmeyelim. Ona önem vermeyelim. Tamam, güzel. Başka? Ben çünkü güzel parlak fikirleriniz olur. Ayet-i Kürsi okuyarak. Çok güzel. Önem vermezsen abi. Önem vermezsen, toplumun içinde bulunsa, ayet-i kürsü okuyarak başka? Umursa olsun. Ehemmiyet verirsen şişer, ehemmiyet vermezsen. Çok güzel, o da güzel. Başka? İlim ona tarzı. İlim sahibi olmak. Hepsi de doğru. Ben size şöyle yapayım. Soru neydi? Vesvese nasıl gider? Nasıl gider? Kalbi miydi? Vesveseyi götüren ustadımız ilim onu tard eder. Nedir o? Zikir. Yani evraklarımız var ya Kur'an. Bir de sünnet-i seniye uymak. Onu yok eder. Doğru yaşamak. Yani Osman'ın dediği gibi grup olacaksın. Yani tek biraz zor. Tamam sen kendini hatırlıyorsun odada, evde. Burada öyle değil. Merdiven başı adam var. O ne yapıyor lan? O iyidir falan. O Allah Allah. Sen neredeydin ya? Bir dakika dur ya. Falan. Adın başı adam var burada. Seni kendini hatırlamaz şansın yok.
Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yaptığımı kendini hatırlama şansın yok. Bugün sabah 5'te kalkmışım. En çok özlediğim ne biliyor musunuz? Yatağımı. İnanın. En çok aylardan beri yatağımı özlüyorum. 5'te kalkmışım bak. Acayip bir şey yani. Niye? Zaman, o şeyi anlatmak için anlatıyorum. Zamanım yok kendimi düşünmeye. Hakikaten zamanım yok. Ondan sonra. Bugün telefon geliyor. İşte meşguldür dedi. Hakikaten öyleyim ya. Abi dedi. Tekrar Faruk. Abi kadını alıyor dedi. Peki ver bakalım. Şimdi gelirken. Ne oldu? Kimsin sen? 2-3 ay olmuş nurları tanıyalı risaleleri. Ha iyi ki olmuş hasta. Bak yoksa ne? Neymiş? Ben acaba imansız mıyım? Günlerden beri, haftalardan beri bununla yatıp kalkıyor. Alarma geçirmiş Ankara'yı. Bu derdin bu muydu dedim ya. Bu imansızlığı sevsinler falan. 15 dakika konuştu. Bu sefer tersini de alıyor. Bunu ne anladım diye. Diyor ki bu kadar mı basit olamaz dedi ya. Aynen bu kadar basit. Çırağa gitsen tamirhaneye arabanı akşama sürer. Kafaya gitsen öğlene kadar, ustaya gitsen bir saatte arabanı teslim eder. Yani bu kadar basit yani. İmanlı olduğuna delildir. Çünkü Allah Resulü Ömer Nasuh bin Mende de geçiyor 86 sayfasında. Tabi baskı da değişebilir. Ya Resulallah imansızlıktan korkuyoruz böyle şey geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam bir manada şöyle diyor. İmansız imansızlıktan korkmaz manasında imansızlıktan korkmak halis imanın delilidir. Vesvese ile vehim farklı şey. Anladık değil mi bunu? Doktorluk da neydi? Artık düşünsen de düşünmesen de benim düşüncemle var olmuyor. Düşünmemekle de yok olmuyor. Ha o demek ki biyolojiktir. Böyle bir, ikincisini anlatıyorum. Böyle olumsuz, negatif, yani hep ümitsiz, hep bardağın boş tarafına bakan, ne olur bunu unutmayın eve gittiğiniz zaman. Akrabanız olur, dayınız olur, amcanız çocuğu olur. Biliyor musun ya ne oldu? Falan yerde çatışma çıktı, şu kadar öldü. Ötekisi, ya bildiğin gibi değil ya, sineklerle kuşlar birbirine girdi, katliam var ya. Sinekler katlı. Yani adamların ağzına bassan pleyrine hep olumsuz. Hiçbir şey diyemesen, biliyor musun ya rüzgar esti de hep yaprakları döküldü. Peki bağırda bu kadar ağaçlar neşinleme buldu demez. Yani olumsuz insanların yanına oturmayacağız. Haberlerde de öyle. Haberlerin karşısına oturmayın. Mesela, evet sayın seyirciler, Bingöl'de ve Bitlis'te İki tane sinek çarpışarak bir tanesinin kanadı, bir tanesinin de ayakları kırıldı. Buna haber yapıyor. Ama Bingöl'de bir iş adamı, hayırsever bir iş adamı 100 kişiyi hem doyurdu hem giydirdi. Demez, haber yapmaz. Eşek kuyuya düştü yani. He? Eşek kuyuya düştü diyor, onu belki 5 dakika anlatıyor yani. Evet, eşek kuyuya düştü. Hakikaten öyle. İşte o aradaki kuyuya sıkışmış. Oysa kaç tane eşek dünyaya geldi onu demez. Bir adam yemediği önündeki ekmekleri saldıran kedilere acıktığını gördükten sonra yemedi kendi ekmeğini kedilere verdi. Haber yapmaz. Dışarıda kar yağıyor. Beyaz ejder yine geliyor. Beyaz ejder. Görüyor musun? Kara, değil mi? Rahmete beyaz ejder. Ola onu diyeni ıslah etsin Allah. Böyle niye yaptın? Olumsuzluk yok. Allah onu ıslah etsin. Peki, nurcu olsun diyor. İrtisam ise eğer hayırdan ve nuraniyetten o hakikatin hükmüyle bir derece suretine ve misaline geçer. Yani hayırlı şey gelse,
Ya ulan param olsa var ya, şu 100 kişi doyurdum ha, gözü kapattım. Ulan param olsa, şu biraz ilmim olsa var ya, cumaya gidiyorsunuz ya. Ulan şöyle bir vaaz etti ulan, hiçbir şeye benzemedi ya. Ulan şimdi ben Risale'den oradan bir yer okusam veya abi bir ders yapsa orada, ha bu hayal sebaptır. Olumsuz sen getirmedikçe kendi başına gelse hiçbir değeri yoktur. Hiçbir günah yoktur. Eğer şerden ve kesiften olsa aslın hükmü ve hassası suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Mesela diyor, örnek veriyor. Necis ve murdar bir şeyin aynedeki sureti ne necistir ne de murdardır ve yılanın timsali sırmaz. Mesela ayna düşünün bak. Bakın buraya. Burada ayna, aynada yılan olsa. Bu aynadaki yılana elini götürsen elini sırır mı? Yılan orada. Burada sureti. Isırır mı? Peki. Şurası karanlık. Çatı var. Güneş vurmuyor. Güneş buradan vuruyor. Bak. Şuraya bakın. Ben güneşi aynaya tutsam ama aynayı şuraya yansıtsam. Karanlığa ışık vurur mu vurmaz mı? Peki. Yılanı ben böyle yapsam yılanın resmi karşıya vurur mu? Hepiniz düşünmenizi istiyorum. Bu çok önemli. Bir daha. Yılan orada. Tuttum böyle. Gözükür mü aynada? Peki. Yansıtayım oraya. Bak şöyle yapıyorum ama. Yansır mı oraya yılan? Niçin yansımaz? He? Çünkü nurani değil. Parlak değil. Hani? Işık yansıtmıyor. Ha, ışık yansıtmıyor. Işık yok. Başka? Nur yok. Ha, nurani değil. Peki. Güneşi tutsam, senin adın neydi delikanlım? Almanya'dan gelen tatlım. Enes'im. Peki, güneş, burası çatı ya, tam buradan kesildi, şurası karanlık. Ama ben güneşi bununla görüyorum. Güneş buraya vursa, ben buradan buraya yansıtsam, yansır mı? Evet. Niçin yansır? O yansıyor da yılan yansımıyor. Ondan sonra yılan canlıdır, güneş cansızdır. Güneş cansız olduğu halde yansıyor da canlı yılan niye yansımıyor? Veya Ahmet, koysak buraya, Ahmet buraya gözükse, buradan oraya yansır mı? Yansımaz. Peki, niçin güneş yansıyor da o yansımıyor? Yani ben bunu naklediyorum. Başka? Abiniz ne dedi? Niçin yansımıyormuş? Nur yok. Nur, nur, ışık. Güneş nurdur. Ama biz nur değiliz. Kesifiz, donuğuz. Onun için aynaya gözüküyoruz ama aynada nakledilmez. Neye misal veriliyor? Bak, bu aynaydı ya. Bunu ayna kabul et. Tak! Ayna. Tamam mı? Ooo! Mikroplar, kadınlar, kötü kötü videolar, hepsi yansıdı. Kafamda bu. O filmdekiler, film orada oynasa buraya yansımaz. Adam orada oynuyor. Çünkü nur değil. Kesif, donuk. Olunca karşıya yansımıyor. Peki, nereye, neye misaldir bu? Kafamızda bak, buraya bakın. Hop, bu kitap tasavvur olsun. Düşünce. Düşünce paneli. Aynası, düşünce. Düşüncemize kötü kötü şeyler geldi. Ahirete yansıtmaz. Ahirete yansıtmıyor. Burada kalıyor. Peki ona param olsaydı 100 kişiyi doyururdum. Ben falan yere dershane yapardım. Veya ona biraz aklım olsa, ezberim kuvvetli olsa var ya, ezberim kuvvetli. Şu ammeden aşağı ezberlerdim ha. Desem hakikaten samimi. Bu nurani olduğu için, sevaplar nurani olduğu için sevap yazılıyor. Düşünebiliyor musun? Mesela olan ben buradan fazla kalmazsam gitsem düşünce günah yazılmıyor. Olan biraz da kalsam günüm geldi ama
düşünmen ne kadar kalırsın? Allah imkanım olsa şöyle gözü kapattım. Bir ay kafadan verdim. Bir ay kalmış gibi sevap alacaksın. Çünkü müsbet hep nurdur, ışıklıdır. Olumsuzluklar, negatiflikler hepsi karanlıktır. Yansıma yoktur. Üstad da diyor ki aynen, aynadaki yılan ısırmaz, aynada gözüken karşıki tarafta pislik, aynayı pis etmez. Orada pislik var, tamam, insan pislik, hayvan pislik. Burada gözüktü, elimi götürsek olan ne haber lan? Elim sürsem elim bilmem ne olur mu? Olmaz. Ama nur öyle değil. İşte hayalimize bak. Hayalimize ve hafızamıza, düşüncemize gelen olumsuzluklar günah yazılmıyor. Mesuliyet yoktur. Ama sen ciddi ciddi devamlı meşgul olursan, yani kasten, kendi kendine değil de kasten meşgul ola ola sende bu sefer hastalık haline gelir. Hayalperest olursun. Hayal kura kura, hayal, çok hayal kurarsanız kötü hayal tabii. Sonra kitabınızı, sağ tarafta şu vardı. Hayalle ezberlersiniz. Hayalinizi müsbette kurarsanız ezberiniz çok kuvvetli olur. Ama hayali kötüye kura kura kura, vücut yorulur, kafa yorulur, doğruyu düşünmeye zamanınız olmaz. Ya ben şimdi Fransa'da olsaydım, he? Burak, hakikaten gözümü kapattım. Dışarıdan pembe gül gözüküyor. Ama gir içeriye kıyamet kopuyor. Hepsi yanıyor, yanıyor. Abi saat 5'te kaldım, 4 kapıda erdi ya. Nasıl abim? Sabah erken kaldım, pazara giderdi işte. Fransa'da 4 kapıda alırsan. Öyle miymiş? Ya bir de o kalkmak o değil de öyle bir ortam, öyle diye insanlardan sirayet ediyor ki, sirayet yani sigara içmediğin halde sigara içenlerin yanında oturursan nasıl üzerine siniyor. Olumsuz düşünen insanları düşün. Olumsuz düşünen insanların yanında vallahi acayip otursun böyle. Bakarsın böyle. Sıkılırsın. Ya ben bu adamda niye sıkıldım? Akıl anlamaz. Meğer içi hep olumsuz. Olumsuz insanlar somurtkandır. Olumsuz insanlar yüzleri gülmez. Olumsuz insanlar hep olumsuz görür. Olumsuz konuşur. Aha memleket gitti. Tamam. O kimse şey değil. Hepsi bitti cehenneme. Böyle acayip yani. Hep negatif. Ne yapacağız? Onun yanına da oturmayacağız. Birinci konumuz neydi? İnsan donmuş et değil, 18 bin alemin kavşağıdır. Kavşağa girdiğimiz zaman altı yola, böyle gidiyorduk ya, girdik, böyle de dönebiliriz, böyle de, böyle de, böyle de, böyle de, her tarafa gideriz. İnsanla her yere gidersiniz burada. Küfre de, hidayete, dalalete, tarikata, nurculuğa, alimliğe, kimyacıya, fizikçiye, her şey olursunuz. Çünkü olanlar hep insandır. Tamam. Peki zihnimize gelenlerden biz mesul değiliz. Yeter ki biz o olumsuzu ihtiyarımıza, ihtiyarla böyle sık sık kendi arzumuzla tekrar etmesek o artık karar kılmaz, kılamaz, yerleşemez. Mesela bir insan devamlı diyelim ki Mercedes'i hayal etti. Mesela bir tane işte birisine kafayı taktı, onu hayal etti. Bugün etti, yarın etti, öbürsü gün etti. Ne oluyor biliyor musun? Artık hayal etmediği anda bile, çalışırken, tuvalette bile, uykunda bile o gelir. Mesela sabaha, sabaha, gündüz, 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 Risale ile meşgul oldun. Şeytan seninle meşgul oldu. Çok ilginçtir. Böyle sıkıntıcı, korkutucu rüyalar göreceksin. Çünkü şeytan korkutuyor. Gündüz namaz kılmadın, risale okumadın, Kur'an okumadın. Akşam oho bulutların üzerine geçiyorsun. Neylerden,
Acayip böyle, kimse sana dokunamıyor. Vay be, ne adammışım ya. Peki, kim göstermeye çalışıyor onu? Şeytan. Ya, biz ne yapacağız? İşte şu, bu, işte şu sıra binaen, tasavvuru küfür, küfür değil, tahayyülü şet, şetim değil. Yani, düşünceyle, biraz şıcak oldu değil mi? Hı. Ne kadar oldu? Bir ara vereyim istersen. 40 dakika oldu. Peki şöyle yapayım. Sorusu olan var mı? Şu konu veya şu menas şey vesvese mi vehim mi? Veya şöyle bir konu nedir? Diye vesvese ve vehim hakkında sorusu olan var mı? Hepimiz anlamışız abi. Anladık mı abim? Vehim nerededir ben sorayım? Vehim. Söyleyin. Akılda, güzel. Peki, akılda olan söyledi. Sen söyle gene. Vehim ne yapar? Vehim abi yoktan var eder. Çok güzel. Örnek verebilir misin bir tane? Yoktan nasıl var edecek? Yoku var eden bir fikir söyle bana. Geçiyorsun, adam sana bakıyor. Heh. Bu adam bana böyle baktı. Heh. Kesin bir şey söylemiştir, bundan bana böyle. Tamam. Çok güzel. Harika. Harika. Peki. Vesvese nedir? Abi vesvese kalptedir. Mesela imanlısı var böyle. Benim imanım yok mu acaba falan filan. Hatta sizi aramıştım. Çok güzel. Peki. Bir tane örnek versin imanın dışında. Vesveseden bir örnek. Heh. Mesela bir abdestim var. Yani tam namaz kılarken abdestim yok mu acaba? Evet. Abdestin yok diye geldi, ne diyeceğiz? Ola bu namussuzdur. Ben ona ne yaptım biliyor musun? Yatsın. Yatsın, şöyle yaptım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Abdestin yok biliyor musun? Ya. Niçin? Dindar olmamı istiyor. Abdestsiz kılmamı istemiyor radiyallahu anh. Peki, madem abdestsiz kılmamı istemiyorsun be takoz, namazdan önce bana niye demedin? He? Ben daha namaza durmadım. E namazdan önce demedin. Sünnette demedin. Son sünnette demedin. Şey, farzda demedin. Şimdi salat-ı vitrin dipten söylüyoruz. Ben de yedim. Ne dedim? Hayvan terli. Hiç. Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Ama şöyle yapsam... Hakikaten mi lan? Neredeydi ya? Nerede abdest bozduk biz ya? Acaba bozuldu. Allah Allah. Ya olsun ne olursa olsun ya şimdi bununla uğraşmayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah bir daha alayım abdest. Bu şeytanın tuzağı. Bak. Eğer abdestinize vesvese gelmiyorsa vesvese edin. Acaba niye şeytan durdu bana bir şey demedi? O zaman abdestim yok galiba. Eğer hakikaten olmamış olsaydı gelmiyor. Bana vesvese gelince şöyle diyorum. Abdestin yok ha. Hani kesin bildiklerimiz hariç. Unuttum. Bakıyorum duruyorum. Olan dedim abdesti unuttum. Var mı yok mu? Bekliyorum ki bir vesvese gelse. Diyor ki ben hayvan değilim ben karışmıyorum diyor. Gidip alıyor. Ama bir vesvese gelse altında Azazil, şeytan, iblis imzalı... Abdestin kalitesi var diyor. Çünkü vesvese geliyorsa abdestin var demektir. Bak bir daha söyleyeyim. Toplumda ne yapıyorlar? Vesvese gelince abdest mi alıyorlar? Ben ne yaptım? Vesvese gelince almadım. Hatta abdestimi unuttum. Bayi dinleyin ha bunu. Abdestimi unuttum. Ulan ne yapayım ya? Var mı yok mu? Dur. Şeytan durmayacak. Dur lan. Dur bakayım şeytan dedi. Söyle lan var mı? Aa hiç kimse yok. Gidip abdest alıyor. Ben de dört gözle bekliyorum ki ah bir abdest şey vesvese gelse de şimdi soğuk soğuk abdest almasın. Peki bir insan vehim mi? Vesvese mi? Hasta mı? Hasta olduğunu nasıl anlarız? Mesela abi hani top oynuyorsun ama hemen başının ağrısı geçiyor. He bu ne demektir? O vesvesedir. Hani baş ağrısı
gitti. Ve gitti. Top oynayınca gitti. Ama başın ağrıyor gibi gözüküyordu. Bu vesvese miydi? Vehim miydi? Yok mu? Baş ağrısı hakikaten yoktu. Var etti. Peki hasta olduğunu nasıl anlarız? Ha mesela bir yerin ağrıyordur mesela. Bacağın ağrıyordur. Bunu unutun. Unutsan da. Yani. Ha unutmasın. Her zaman ağrır. Her zaman. Bu ne demektir? Her doktorluktur. Mesela göğsüne bir ateş bastı. Ay böyle tamam ateş. Dediler Hasan ne oldu? Ya bir dakika baksana kim geldi ya falan. O ne oldu? Oysa biraz önce kıvranıyordu. Ne oldu kardeş? Ya şöyleydi böyleydi şöyle gidelim. Öyle bir bakalım git. Aa ateş nerede? Yok. Sallıyormuş evet. Unutunca unutuluyorsa vehim. Eğer organ ağrımaya devam ediyorsa doktorluk. Herhalde artık kolun koptuysa. Peki söyleyelim. Elin kolun koptuysa vehim mi, vesvese mi doktorluk mu? Düşünce mi? Peki. Çay içelim mi? Beraber içelim. İnşallah içmemişsinizdir. Çok güzel vallahi. Tebrik ederim ya. Çünkü... İlk defa. Hazırlıklıyız abi. Ama sizinle vallahi bunun üzerine yemin ederim şeref duyuyorum çay içmeyi. Ve içmedim yani zeytinyağında. Sizinle içmedim. Hatta telefon ettim ki çaktırmadım çay içmeyin diye utandım. Onu diyemedim de şöyle dedim. Yarım saat sonra oradayım. Yani geciktirin demek. Çünkü beraber olacağız. Ömrüm benim tek başıma geçer. Sen kaç yaşındasın? 15. Bahtiyar adam. 17 kim var? Büyükler hariç. Sen mi varsın? 17. 17 misin? Sen yaşında ben parkura girdim ama sen kaç yaşında girdin bu parkura? Yani Nurculuğa kaçtı? Çocukluğum. Kaçtı? Baban Nurcu muydu? Siz doğuştan şanslısınız ya. Siz de öyle. Ha, biz hakikaten içim kan alıyor vallahi. 17 yaşında. Onun için ben koşturuyorum. Lan o 17 seneyi nasıl yapacağız? Bu adam da öyle zannediyorum. Bildiklerim, ondan sonra bu tanıdıklarım, şu ikisi Almanya'dakilerin hepsi doğuştan Nurcu değil mi babanız? Siz, sen? Ben 13 yaşında. Tamam ya. Peki sizinle Nurculuğu anne babası tanıyan var mı? Vay be, sizinle tanıdı. Sen mi? Sen de. Aferin. Başka kim dedi? Sen mi? Halil sen de mi öyle? Evet abi benim de öyle. Benim de öyle. Benimle tanıdılar. Ama bak 15 yaşında. Lan içim gidiyor ya. Peki. Vâhir devâhum enilhamdülillahi rabbil âlemin el Fatiha. Amin.